Arkadaşlar, kolimiz şu şekilde tutuyoruz. Böyle kapatıyoruz koli bantıyla Şükrü. Bantlıyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Sakın ucuz bant kullanmayın arkadaşlar. Yoksa koliniz patlar, benden söylemesi. Neco, evladım, çocuğum. Niye kaytarıyorsun? Hocam, Neco çok konuşuyor. Tamam Şükrü, tamam. Hocam, koli patlarsa ne olur? Koli patlarsa, koli patlarsa içindekiler yere saçılır. Minik! Kolimizi bantladıktan sonra kırılacak eşya. Görmüş olduğunuz gibi kolimizi iyi bantlamazsanız böyle olur. İşte doğru paketleme buna denir arkadaşlar. Merdivenden yuvarlansa içindeki malzemelere hiçbir şey olmaz. Otur yerine Şükrü. Bütünlemeden geçtin. Sağ olun hocam. Evet arkadaşlar. Akşamki sunum için hazırız. Bu işi kapıp adımızdan söz ettireceğiz. Oh. Akşama tam kıta hazır olun arkadaşlar. Dominant Hanım'la Zero Bey'i ikna etmeliyiz. İkna etmek bizim işimiz abi. Yol yakınken bu işten vazgeçin Hüseyin. Yolumuza taş koyma Yakup. Çayına karbonat koy. Ben çayıma karbonat koymam Hüseyin. Ekipmanlarınızı unutmayın arkadaşlar. Dersimiz sona erdi. Nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın arkadaşlar. Ben evimi Hüseyinlere taşıtmam. Şimdiden söyleyeyim de ona göre ayarla kendini. Hayatım yeni iş kurmuşlar ya. Ya Hüseyin çok profesyonel dedi gerçekten. Yani çok iyi yapıyoruz işimiz dedi. Ya bir sunum yapacaklarmış. Ya el kazanacağına Hüseyinler kazansın, ne var bunda günü? İyi de güvenemiyorum ben onlara. Ya beğenmezsek vermeyiz, mecbur değiliz. Bakarız. Ya güvenmiyoruz, vermiyoruz size deriz. Olur işte. Öyle yapacaksak tamam. Öyle yaparız tabii canım. Mecbur muyuz vermeye Gönül? Ha, geldiler işte. Açıyor musun? Açıyorum. Arkadaşlar, Hüsküp evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye nakliyat gururla sunar. Unutmayın, Hüsküp evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye nakliyat bir ne iş olsa yaparız AŞ kuruluşudur. Ya afilli bir giriş oldu yani Hüseyin. Abartmayın Tuna Bey. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Gönül Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Gönül yenge, İzmir'e taşınıyormuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, hayırlısı. Yani aldık böyle bir karar da daha değil ama sömestirde düşünüyoruz. En doğru zaman. Çocukların okul tatili olur. Biz evi paketleriz. Evi götürürüz, kurarız. Sonra siz gelirsiniz. Daha dur bakalım, daha dur. Daha hemen karar vermedik yani. Şöyle bir bakacağız. Bazı alternatiflerimiz var. Siz olur musunuz, olmaz mısınız? Artık sonra karar veririz değil mi Gülür? Bizi dinledikten sonra alternatifleri doğru lafa kaldırırsınız Tuna Bey. Hadi bakalım Hüseyin, göreceğiz. Şimdi Tuna Bey, Hüsküp evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye nakliyat kalabalık kadrosuyla hazırdır efendim.
Bizdeki kadro Fenerbahçe'de yok Tuna Bey. Evet Tuna Bey. Hatta birkaç arkadaşımızı 21-6 takımımıza göndermek zorunda kaldık. 21-6 yani 21-6'da mı? Anlamadım ben. 21 yaş demek istiyor herhalde. Evet, konumuza gelelim. Efendim hazırsanız sunuma başlıyorum. Buyurun. Bu sunumda bana asistanım Şükrü yardımcı olacak. Gülür, Şükrü yardım ediyor. Bak sunum başlıyor, Gülür. Evet, öncelikle Neco. Kendisi ulaşım müdürümüz. 40 yıllık şofördür. Olay! Aslanım benim. Evet, Eko. Biz arkadaşları olarak ona kısaca Sargana diyoruz. Uzun olmuş ama olsun. Sargana da hikaye. Eko, birkaç yıl daha bizimle sözleşmesi bitince Çin'e transfer olacak. Kendisi elektrik konusunda tam bir uzmandır. Sıradaki arkadaşımız Selim. Küçük ev eşyalarından sorumlu. Kendisini Altınordu'dan transfer ettik. 26 yıldır evde bulaşıkları o yıkıyor. Daha bir bardak dahi kırmamıştı. Ve Minik. Ağır eşyalardan sorumlu müdürümüz. Taşıyamayacağı eşya yoktu. Minik'i koy Fenerbahçe'ye. Orta sahanın bütün yükünü kaldırsın. Hadi Minik göster bakalım. Tamam. Kendisine bu küçük gösteri için teşekkür ediyoruz. Ve son olarak asistanım Şükrü. Kendisi koli bantlamadan sorumlu müdürümüz. Kendi evini 5 kere taşımışlar. Çok uzmandır. Hiç merak etmeyin. Olay! Abi. Süper. Aa, o benim en sevdiğim vazom. Lütfen ellemeyin onu. Bırakın oraya. Gönül Hanım, işçiliğimizi göstermek istiyoruz. Lütfen bize engel olmayın. Göstermeyin ya bir şey. Şükrü, yap, koy onu yerine ya. Koy, yapma. İçindeki eşya balonlu naylon ile sarılarak darbe ve sarsıntıya karşı korundu. Nero Bey, Tuna Bey, pardon. Nakliyat bizim işimiz. Şimdi demonstre edeceğiz. Bitti abi. Görüyorsunuz. Kusursuz bir koli hazırlandı. Bakın. Asıl bana bakın. Bakalım bu kolinin başına neler gelecek. Evden eve nakliyatta en büyük sorun yüklenilen eşyanın indirildiğinde içindeki malzemenin zarar görmesidir. Yol boyunca birçok darbeye maruz kalıyor kolicikler. Ama biz garanti veriyoruz. Eşyalarınızda yol boyunca bir çizik dahi olmayacak. Hazırsanız testimize başlıyoruz. Başlayın hadi bakalım. Merak ettim ben de. Gözlükler arkadaşlar. Şimdi gözlüklerimizi takalım güvenliğimiz için. Başlayalım. Minik. Neco. Basam buraya düşer. Geç kaleye, geç kaleye. Vazon gitti. Gitti vazon. Kaç ver, kaç ver. Ay. Jo, uçan tekmemi atıyorum. Ay, durun ya, gitti vazon. Ne yaptın Tuna? Ne olacak bu iş? Ne böyle yapıyorsunuz? Ya kendinize gelin. Kırdınız vazonun içinde ya. Kırıldı, paramparça oldu. O zaman son bir şut. Hayır. Gel, geç abi kaleye. Hayır. Tuna, ben sana dedim değil mi? Arkadaşımın söylediği şirketle taşınalım dedim. Bir gitti vazom işte. Haklısın, söyleyecek bir şey bulamıyorum Gönül. Gönül Hanım, sakin olun lütfen. Şükrü, gel buraya. Kolyeyi aç yavaşça. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı dümen tutar.